Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biliyorsunuz ki köyde bir gün diye bir vlog çekmiştim. Hatta o zaman içli kayganı yapmıştım. Şimdiki videomda ise erik kompostosu nasıl yapılır, bunları size göstermek istiyorum. Belki birçoğunuz fişne kompostosu yapıyorsunuzdur. Biraz önce göstereceğim gibi. Bu da farklı bir versiyonu. Erik olarak yapıyoruz ve çok da lezzetli oluyor. Sizler de mutlaka yapıp denemelisiniz arkadaşlar. Gelin şimdi hep birlikte nasıl yapıyoruz? Biraz size ondan bahsedeyim. Önce elime şöyle bir kevgir alıyorum. Ve burada toplamış olduğum eriklerimizi 2-3 kere sudan geçirip yıkıyoruz. Görüyorsunuz hep olmuş. Yarı olmuş. Yarısı olmak üzere erikler bunlar. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan böyle yıkayıp yıkayıp alıyoruz. Ben size şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Güzel güzel yıkıyoruz elimizi üfleyerek. Gerçekten de kışın yerken çok lezzetli oluyor. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Bu arada organik. Bahçenin ürünleri. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi ben size şimdi nasıl doldurduğumu göstereceğim. Az bir şey burada yıkadım. Buraya geldim. Burası bir kısım doldurduğumuz erikler. Görüyorsunuz. Hatta bir kısmının içine ağzına kadar su doldurdum. Eriklerimizi böyle koyup üzerine hiçbir şey atmıyoruz. Sadece ağzına kadar su doldurup kapağını bir güzel sıkı bir şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi doldurma şeklimi göstereyim sıfırdan size. Buradan karışık eriklerimizi alıyoruz. Burada olan saplarını kopartıp sadece bu şekilde kavanozun içine atıyoruz. Böyle arkadaşlar. Doldurdum ben bunu. Çok birbirine sıkıştırmaya gerek yok. Zaten bunun şifası suyuna çıkıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu şekilde doldurduktan sonra hortumumuzu alıyoruz. Ve hortumla kavanozumuzun ağzına kadar su dolduruyoruz. Bu şekilde doldurup kavanoz kapaklarını kapatıyoruz. Sıkı bir şekilde. Ve pişerken de bir tarafta kazanımız da pişiyor arkadaşlar. Su kaynayınca 15 dakika kadar pişiriyoruz. Ondan sonra içerisinden kavanozlarımızı alıyoruz. İçerisini gösterir misin mi? Kazanımızın en dibinde ters bir şekilde yatırdığımız büyük kavanozlarımız var. Bu şekilde yatırdık. Üstüne de birer kilo kavanozlardan bu şekilde atıp arkadaşlar suyumuz kaynadıktan sonra 15 dakika boyunca kaynatıyoruz. Kavanozlarımızı kazan içinden çıkartırken tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi kavanozlarımız içinde kaynadı suyumuz. 10 dakika kadar kaynattım ben. Böyle bir süzgeç yardımıyla kavanozumu alıyorum. Tepsime koyuyorum arkadaşlar. Hemen ters çeviriyorum ki kapağı iyi bir şekilde kapansın. Hava almasın diye. Hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Altta büyükler var. Ve bir tanesi patladı. Dur. Bismillah. Evet arkadaşlar, ben bu işlemi bu şekilde devam edeceğim. Alttaki kavanozdan büyük olduğu için kazanımın suyunu yarıya kadar boşaltacağım. Ondan sonra tekrardan almaya devam edeceğim. Bu videomuz da bu kadardı. Sizler de mutlaka evlerinizde yapın. Çok lezzetli oluyor. Pazardan alıp yapabilirsiniz bu şekilde. Bir de arkadaşlar, ben bunu boşalttıktan sonra ikinci ve üçüncüyü de yapacağım. O yüzden videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.